Merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Bugün sağlık, turizm, müzik konu ve konuklarıyla günlük rehber başlıyor. Buyurun bakalım. ODTÜ Bilişsel Bebek Araştırmaları Merkezi proje yürütücüsü Anet Ohan Berger ve doktor öğrencisi Kaya Tunay'la 6 ve 10 aylık bebeklerde dil gelişimi ve merkezin çalışmaları. Antalya Valisi Doktor Ahmet Altıparmak'la değerler eğitimi projesi ve ayrıntıları. Ve en güzel şarkılarıyla müzisyen Murat Bulgak. Hepsi az sonra günlük rehberde. İnsanı insan yapan unsurlardan biri de hiç kuşku yok ki değerleri. Milli Eğitim Bakanlığı da bu noktadan hareketle bir proje başlattı. Değerler Eğitimi projesiyle anaokullardan liselere kadar tüm öğrencilere saygı, sevgi, adalet duygusu, çalışkanlık, disiplin gibi evrensel ve insani değerlerin aşılanması amaçlanıyor. Projenin fikir sahibi Antalya Valisi Doktor Ahmet Altıparmak'la ayrıntılar şimdi günlük rehberde. Sayın Valim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Pınar Hanım. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Çok iyiyiz. Gelirken güzel havaları da getirmişsiniz. Her zaman gittiğimiz yere götürüyoruz. Ne zaman gidiyorsunuz ona göre hazırlıklı olalım biz. Bir anda gidiyor çünkü gittim Ankara'dan. Hemen girdik. Yaz başladı. Yaz başladı. Harika. Efendim çok güzel projeleriniz oluyor. Antalya her geçen gün biraz daha güzelleşiyor, kalkınıyor. Çok daha güzel bir şehir haline geliyor. Zaten havasıyla, her şeyle, kültürüyle çok güzel. Ama yeni yeni projeler de başlıyor, öyle değil mi? Yapılıyor. Yeni çalışmalar yapılıyor. Önce isterseniz başlıklar halinde sizden alalım, sonra detaylandıralım projelerimizi. Buyurun sizi dinleyelim. Şimdi tabii sadece değerler eğitimi ise konu, onun üzerine duralım. Yoksa diğer projeler derseniz tabii birçok projemiz var. En son mesela dün Yaya Dostu Kent Antalya projemizle ilgili olarak dünyada en çok trafik kazası yaşanan 10 ülkeden bir tanesiymiş maalesef. Kötü bir resimin içindeyiz. Evet. Bu çerçevede bizim bu proje dahil olmadan yaptığımız çalışmalar vardı. Oldukça takdir toplayan, oldukça güzel çalışmalardı. Yaya Dostu Kent Antalya mesela bir tanesi işte. Bununla beraber Kent Trafik Platformu gibi bir platformumuz vardı. Nerelerde kaza oluyor, en çok nerelerde sıkışma var. Bunlarla ilgili mesela gerçekten güzel takdir topladı. Hoşumuza da gitti. Zira Antalya hakikaten yaşanabilir bir kent olması için, özellikle kendimiz için yaşanabilir bir kent olması için mutlaka daha çok
yoğunlaşmamız, sorunları gidermemiz, bir de hayatın akışı içinde yeni alternatifler sunmamız lazım, yeni güzellikler sunmamız lazım. Hayatın akışı çerçevede, derken artış oluyor değil mi? Nüfus artışı yani, oluyor, her türlü. Yani yürürlükteki mevzuat yetişemiyor. Evet. O kadar hızlı akıyor ki. O kadar hızlı akıyor, çok doğru söylüyorsunuz. Ön almanız lazım. Bunu görebilmeniz lazım. Görecek arkadaşlarla çalışmanız lazım. Bu manada ben çok şanslıyım. Zira Antalya gibi bir yerdeyiz. Ve Antalya'ya gelen hakikaten bölge müdürü olsun, il müdürü olsun, daha aşağıdaki uzman seviyesinde arkadaşlarımız olsun, genelde yetişmiş insanlar, işini bilen insanlar. Onları koordine etmek, onlarla beraber bir proje üretmek, sorunlara odaklanmak çok daha kolay oluyor tabii. Hangi konudan derseniz deyin, sağlık deyin, eğitim deyin, asayiş deyin, rekreasyon alanlarının geliştirilmesi anlamında deyin. Hakikaten başkanlarımızla görüştüğümüz zaman onlar da beraberce iş yapabilme anlamında ciddi bir gayret içinde oluyorlar. Bu da güzel bir şey. Yani ümit varız inşallah. Şöyle diyoruz, Antalya'da güneş hiç gitmez. Bizim de yüzümüze gülümseme gitmesin diyoruz. Aynen, aman aman gitmesin. Bizim çok büyük değerlerimizden. Güzel bir şey oldu mesela. En son Antalya'nın Tünektepe'deki bir yerimiz vardı. 30 yıldır konuşulan bir yerdi. Bir teleferik projemiz 30 yıldır. İnşallah bize gerçekleştirmek kısmet oldu. Müteahhitlik protokolü imzaladık. En son sözleşmeyi imzaladık. Yakın zamanda temelini atacağız. İlk kez Antalyalılar da buradan duyuyorlar yani. Antalyalılar da ilk kez Ankara'dan gelişmeleri takip ediyorlardı ama imzadan haberler yoktu. Haberleri sizin programınıza yoktu. Kısmet oldu yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel ayrıcalık bizim için. Peki değerler eğitim projesine gelirsek eğer biraz açar mısınız? Şimdi, ne planlanıyor? Nedir proje? Tabii Antalya 2010'da atandım. Milli Eğitim'in üst kademedeki yöneticilerle böyle bir toplantı esnasında dedim ki değerlerimizi nasıl veriyoruz? Değerler sizler de biliyorsunuz ki bizler yaratılmışız. Başka yaratılmışlar da var insanların dışında. Yani insanları diğerlerinden ayıran, insanı insan yapan şeyler değerlerimizdir. Eğer onlara sahip değilsek diğerlerinden ne farkımız var? Nedir efendim değerlerimiz? Her şeyden neyi önce vurguluyoruz? Yani değerlerimizde saygı, sevgi, hoşgörü, ortak yaşamak, adalet, hakkaniyet. Yani bunları çoğaltabilirsiniz. Milli manevi değerlerinize bağlılık diyebilirsiniz. Birçok şeyi söyleyebilirsiniz. Ama asıl olan her şeyden önce karşındakini insanı insan olarak görmek, yaratılmış olarak görmek, onun yaratılmasına doğru ona saygı duymak, olduğu gibi kabul etmek bir de. Zorlamadan. Muhteşem. Ortak aynen yaşama öyle kültürünü geliştirme anlamında bir gayretti. Arkadaşlarımız dediler ki, Sayın Bey böyle bir çalışmamız yani bir şeyimiz yok dediler. Peki o zaman başlayalım biz dedik. Çünkü üniversitemiz var. Akdeniz Üniversitesi gibi son derece kıymetli bir üniversitemiz var. Kıymetli öğretim üyelerimiz var. Evet. Bizdeki öğretmen, rehber öğretmenlerimiz fevkalade yetişmiş arkadaşlarımız. Onlarla beraber bir çalışmayı başlattık. Aylarca süren çalışmalar neticesinde, workshoplar neticesinde bir takım dokümanlar ortaya çıktı. Onlar zannediyorum sizin veterinerinizde de olacaktı. Antalya. Sanıyorum. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Takip ediyoruz buradan da. Doğası, denizi, güzel bir tanıtım filmimiz. Akdeniz'in incisi. 80 ayrı ilimiz ve 50 farklı ülkeden insanın bir arada yaşadığı, her yıl ortalama 20 bin öğrencinin sisteme dahil olduğu kültür ve turizm kenti. Her geçen gün artan eğitim kalitesini daha kalıcı hale getirmek için dinamik bir çalışma sisteminin oluşturulduğu eğitim kenti. Devam eden bu yoğun süreç içerisinde başta öğrencilerimiz olmak üzere olumsuz bir etkileşim yaşanmaması, elimizde arzulanan bir kent kültürünün oluşması içindir ki Valimiz Sayın Doktor Ahmet Altıparmak'ın talimatları ve önderliğinde Antalya'da değerler eğitim alanında kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Bir vali olarak onlarca değil belki yüzlerce hem geldiğim yerde hem burada proje yaptık, proje yapıyoruz, yürütüyoruz. Açık yürekliyle ifade edeyim ki yürüttüğüm bu projeler içinde en fazla manevi haz aldığım. Proje hangi düzeyde okulları kapsıyor? Olmazsa olmaz dediğim projelerde. Şimdi tabii proje bütün eğitim yaşındaki grupları kapsıyor. Okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim. Çok kapsamlı bir projeden kapsamlı bir proje ve bu proje çerçevesinde manueller oluştu. Yani bizzat bu ders şeklinde değil bunlar. Derslere yedirerek, hayatın kendisine yedirerek yapılan bir çalışma. Bu çalışmanın içinde hemen sözlerin başında söylemem lazım ki sadece öğretmenler ve akademisyenler yok. Evet. Rehber öğretmenler yok. Sendikalarımız var. Bütün sendikalarımızın temsilcileri var. Dolayısıyla bu proje bizim herkesin projesi. Eğitim camiasında bulunan her toplumun her kesiminin projesi, görev aldığı, öyle değil mi? Heyecan görüşünün alındığı, daha sonra da feedbacklerinin alınarak revize edilen bir proje. Çok dinamik bir proje. Öğretmenler buna katkı sağlayabilecekleri bir proje. Evet. Ne çıkardık? İlköğretim okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim manuel kitaplarını çıkarttık. DVD'ler, CD'ler, dokümantasyonlar inanılmaz boyutta. Ve bunlar içinde
katkı devam edecek. Yani her kişi kendine göre bir yöntemini belirleyecek. Zaten pedagojik formasyona sahip. Yani matematikçisi de sahip, fizikçisi de sahip. İlla rehber öğretmen değerler eğitimini anlatacak diye bir şart yok. Evet. Zaten kendi içinde, dersin içinde bu var. Kaldı bunu vermek durumunda. Yani. Değerler zaten evrensel kavramlardır. Kesinlikle. Yani matematiği, fiziği değil aslında o aslı olan, öyle değil mi? Yani insan olmanın değerleri yani zaten. Yani şöyle derler, terbiyeyi aile yani. Verir, eğitimi okul verir. Evet. O evet. Eğitimi okul verirken terbiyeyi ihmal etmez, beraber götürmek zorundadır. İşte burada da öğretmenlerimize işliyor. Hakikaten biz tabii başlarken isterseniz bir şeye başlıyorsunuz. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Ama geldiğimiz nokta itibariyle ben görev alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere. Bizzat onlar uyguluyor. İnanmasalar uygulayamazlar. Biz ne çok kadar baskı doğru. yaparsak yapalım, ne kadar ikna etmeye çalışırsak çalışalım, inanmazlarsa yapmazlar. Ama ben inandıklarını gördüm. Aileler onların, de içinde mi bu projenin? Aileler de içinde. Aileler de içinde, zira 75 bin zannediyorum kişiye anket, 72 bin kişi anket uyguladık. Feedbacklerini aldık. Memnun musunuz? Nedir? Memnuniyet seviyelerine baktık. Bunun içinde veliler de vardı, öğrenciler de vardı. Evet. Memnuniyet seviyesini görüyoruz. Ama bizi ilgilendiren tabii bu memnuniyetler ve benzeri değil. Kişilerin hayatında nasıl bir değişim oldu? Aynen öyle işte. Ben de onu vurgulayacaktım, soracaktım. Geri dönüşler nasıl oluyor? Ne diyorlar? Hayatlarına nasıl şimdi, bir katkıda bulunmuş oluyor? Memnuniyet bu seviyesi yüksek ama ben size şurada elimde şeyler var, onlardan bahsedeyim isterseniz. Mesela memnuniyet oranları, yöneticiler çok daha memnun. Neden memnun? Hatta bir kolejimizin sahiplerinden bir tanesine dedim ki ya tamam her şey güzel de siz nasıl etkilendiniz dedim. Vallahi dedi Sayın Valim ben bilmiyorum diğerleri nasıl etkilendi ama dedi. Kapı pencerem kırılmıyor artık, camlarım kırılmıyor dedi. Ben çok memnunum dedi. Mesela o farklı bir yaklaşım. Bir başkası diyor ki işte eskiden ses volüm okulda çok yüksekti diyor. Daha düştü diyor. Koşma merdivenlerde itme kalkma küçükleri bu olmuyor diyor. Bir başka öğretmenimiz açık yüreklilikle dedi ki ya ilk planda öğretmenlerimiz biraz direnç gösterir gibi oldu ama dedi öğrencilerdeki değişikliği görüp onlara da saygı gösterdiklerini görünce dedi gün öğretmenlerimizin bu çağda en büyük şikayetlerinden biri bu. Yeni çok nesil doğru. saygı göstermiyor. Evet, ama evet. bununla beraber saygı göstermeye başladığını görünce diyor dört elle sarıldılar. Bu Sayın bizim Valim, istediğimiz bu. Şimdi Antalya cennet zaten cennete iyice dönüşmüş ama biz bunu her ilde rica ediyoruz. Yani bizde hala kapılar pencereler kırılabiliyor çünkü. Şöyle düşünün. Trafikte görüyorsunuz. Evet. Herkes evet. çocuğuna ne diyor? Kırmızı ışıkta şöyle geç, kemerini tak. Bakıyorsunuz kemer takılmamış, kırmızı ışıkta geçiyor. Önde oturuyor. Önde çocuk. Bir tanesi yanlış yapsa bağırıyor, kornaya basıyor. Aynı insan. Ne oldu buna bir anda arabaya binince? Evet. İşte bunun evet. önüne geçmenin tek yolu belirli yaşın üzerinde ne kadar zorlarsanız zorlayın, ne kadar ceza verirseniz verin önünü almanız mümkün değil. Çok yapacağınız doğru. tek şey aşağıdan başlamak. Ağacı okul yaş yere öncesinden, inek. Okul öncesinden başlamak. Biraz önce dediğim gibi ailede alamayabilir. Çünkü hayat çok hızlı. Gelişen teknoloji, gelişen çağ, iletişim çağı bunun hepsini anne babanın vermesi mümkün değil. Bunu okul vermek zorunda var. Bir de zaten şöyle denir ya Sayın Valim, ben çocuğum sana güveniyorum da dışarıya güvenmiyorum, çevreye güvenmiyorum. Şimdi artık bunun değişmesi gerekiyordu gerçekten. Yani evde masumane yetişen, tertemiz yetişen çocuk sokağa çıktığında o aldığı bilgiyi, kültürü, eğitimi maalesef kullanacak yer bulamıyordu kendine. Bir de tam tersi daha zararlılarıyla donanıyordu. Öyle yani değil mi? Şimdi bunu askeri indirmemiz lazım. Evet. Bu çünkü insan hayatında 10 yıl, 20 yıl çok uzun süre. Ama toplum hayatında ise hiçbir şey değil. Tamam. Bakın bugün eğitim çağındaki 16-17 yaşındaki çocukların eğitim aldığını düşünün. 10 yıl sonra anne baba belki 27-28 yaşında. 20 sonrası düşündüğünüz zaman yani 20 yıl sonrasından geriye doğru bütün insanlar bu eğitimden geçmiş olacak. Çok farklı bir toplumla karşılaşacağız. Mesela bizim Antalya'ya girerken çok kişinin dikkatini çekiyordur. Antalya ya dostu kent diye büyük billboardlar vardır. Dolayısıyla dikkatli olun. Cezada yersiniz. Dikkatli olmak zorundasınız. Yaya saygı göstermek zorundasınız. Binlerce fahri trafik müfettişi var. Yani bunların öncelikleri vardır. Ceza yazma noktasında. Bunlar hani bir bütün. Kesinlikle. Sadece bir ayağını alıp öbür ayağını ihmal edemezsiniz. Bir bütün olarak ele alırsanız ancak hayatta bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Rutuşlar vurabilirsiniz. Evet, doğamız gereği sanıyorum kurallardan, yasalardan korkarız, sıkılırız. Ancak bunlardır zaten nizamı sağlayan, öyle değil mi? Yani huzurlu hayatı sağlayan, işte ortak, saygıyı sağlayan. Kesinlikle ortak yaşamaya alışma, ortak yaşama kültürünü geliştirme bir kent kültürüdür aslında. Evet. Çünkü daha kırsalda birkaç aile vardır. Birbirlerini zaten tanıyorlar. Onlar zaten ortak yaşamak zorunda. Başka çaresi diyor. Ama kente indiğiniz zaman rengi, dili, inancı, mezhebi, tavrı farklı bir sürü insanla karşılaşacaksınız. Evet, evet. Aykırı gördüğünüz bir sürü insanla karşılaşacaksınız. Bunlarla ortak yaşamayı beceremiyorsanız o zaman nasıl medeni olacaksınız? Çok doğru. Medine kelimesi nereden geliyor? İşte medeniyet oradan geliyor biraz da yani.
Bu manada bu katkıyı sağlama noktasında efendim bunlar ne kadar başarabilirsek o kadar başaracağız. Çok önemli değil yani. %100 başarırız diye bir iddiamız yok zaten. Bir kişinin dahi hayatında bir değişiklik yapabilirsek çok çok önemli. Bir hikayemiz vardı. Belki şeylerinize düştü mü bilmiyorum veya konacak mı? Buyurun alalım. Dinleyen her insan, evet. Dinleyen her insanın hakikaten tüylerini ürpetiyor seyredenin. O çocuklarımıza izlettiriyoruz biz onları. Yani bir yaşlı bir beyefendi oturuyor bankta, yanında da oğlu var. Oğlu da 30-35 yaşlarında. Ben de bizzat bu vesileyle izledim. Arkadaşlarım o dokümantasyonlar arasında izledim. Yaşlı baba çocuğa soruyor. Diyor ki bu ne diyor, kuş geliyor. Serçe diyor. İkinci, üçüncü defa sorunca çocuk patlıyor. Sıkılıyor değil mi? Baba diyor ya diyor nasıl anlatırsın beni bu kadar şey yaparsın boğarsın diyor işte diyor. Kuş dedik ya falan diyor, serçe dedik de diyor. Sessizce küsüyor, içeri gidiyor yaşlı amca. Biz zannediyoruz ki herhalde küstü, evine çekildi. Bir hatıra defteriyle geliyor. Evet. Açıyor diyor ki oku diyor burayı diyor. Ve şöyle yazıyor devamında, özet geçeyim. Tam 25 defa 2,5 yaşındayken. Kendi günlüğünü getiriyor değil mi baba? Baba kendi günlüğünü getiriyor. Oğlu Mehmet diyelim. Mehmet diyor 2,5 yaşındayken parkta bankta oturuyorduk. Tam 25 defa diyor bu ne diye serçeyi sordu bana diyor. Her soruşundan sonra bu serçe oğlum dedim diyor. Bana gözüme baktı, sarıldık, öpüştük diyor. Evet. Tabii bunu dinleyen, seyreden insanlar şimdi o çocukların halini düşünün. Yani bunun gibi daha yüzlerce hikayeyi bir şekilde çocuklara izletiyorsunuz. Şimdi aslında ben de soracaktım fakat siz cevabını bu şekilde vermiş oldunuz bu hikayeyle. Teorik bilgi her zaman tam da süzülmez. Yani insana hazmettirilemez kolay kolay, öyle değil mi? Ancak ve ancak işte insanın canına dokunduğunda, belki aynen tenine öyle. Dokunduğunda, aynen öyle. Ruhuna dokunduğunda biraz bir işler o bilgi, öyle değil mi? O da işte biraz sanatla, belki işte ne bileyim edebiyat, şiir, müzik, onlar da etkili olabiliyor. Bir nasihat değil, bir nusibet onun için derler, dokunmak yani. Evet. Kendine değdiği zaman o zaman hissediyor. Gerekli tedbirleri almak istiyoruz. Onun için de ben bizim arkadaşlarımızla görüşürken hep şunu deriz. Bölge müdürü, il müdürlerine. Yarın emekli olacaksınız. Muhtemelen Antalya'da yaşayacaksınız. Ve şikayet etmeye hakkınız olmaması için şimdiden bu sorunları çözün derim. Yani. Doğru. Şimdi iş başındasınız. Şimdi biz iş başındayız. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir gayret içinde olmamız lazım. Bir arayış içinde olmamız lazım. Odaklanmamız lazım. Kesinlikle. Şimdi, bir çok özür dilerim. Bir kız, genç kızımızın bu VTR'de bir şeyi var. Çok enteresan. Ona kimse zorlamadı öyle söylemesini. Değerler eğitimi size ne kattı diyor. Ne düşünüyorsunuz diyor. İnsanlara daha farklı bakmaya başladım diyor. Tamam, sonuç alınmış demektir. Kesinlikle. İnsanlara insan olarak bakmaya başladım diyor. Sayın Valim, bu yalnız böyle bir kısa sürecek bir proje değil. Bu ömür boyu, hatta nesiller boyu sürmesi gereken bir proje. 28 Mayıs'ta sempozyumumuz var. Değerler Eğitimi Sempozyumu. Uluslararası bir sempozyum. Bizim yaptığımız. Şimdi bu sempozyuma gelen yabancı öğretim üyeleri de var. Değerler eğitimiyle ilgilenen. Bir Alman profesörün enteresan bir şeyi var, açıklaması var. 97'ye kadar diyor, biz Almanlar olarak diyor, tamamen diyor bilim dedik diyor. Değerleri bir kenara ettik diyor. Anladık ki diyor yanlış yapıyoruz. Ondan sonra anayasal madde olarak koyduk diyor. Ve değerler eğitimini diyor vermeye başladık ve ders olarak değil derslere yedirerek vermeye başladık diyor. Biz de tam aynen öyle yani, boş derslerde efendim saygı çok güzeldir, sevgi güzeldir değil. Bizatihi öğretmen icra ederek, bakın 420 bin öğrencimiz var, 450 bine yakın. 24 bin öğretmenimiz var. Bütün bunlar bundan etkileniyor. Siz şimdi sürekli adalet, hakkaniyeti anlatırsanız, yalan söylemenin kötü olduğunu o çocuklara anlatırsanız, söylediğiniz her sözün doğru olmasına dikkat etmez misiniz? Kesinlikle. Çocuklara karşı bu kadar anlattıktan sonra. Bir de çocuklar o kadar dikkatli ki Sayın Valim. Yani hemen yakalarlar. Hemen yakalıyorlar ve ondan sonra da asla güvenmiyorlar. Sen bana söylediğin şeyi kendin yapmıyorsun diyorlar ve orada ip kopuyor. Kesinlikle. Zincir kopuyor orada. Çok etkili oluyor. Kızım 2,5 yaşındaydı. Kucağıma aldım. Boyu yetişmiyor. Lavaboda elini yıkamaz için, dişini fırçalamaz için öğretmeye çalışıyorum. Baba musluğu kapat dedi. Evet. Az aç dedi suyu. Bak nereden? Kreşten aldı. Benden almadı. Ben farkında bile değilim belki bir baba olarak. Bunlar bir tamamlaması lazım işte bu eğitimlerin birbirine. İşte bazen aynen, benim de iki yavrum var. Allah bağışlasın hepinize. Çocuk öğreniyor işte el yıkanacak. Aman işte mutlaka yemekten sonra veya işte oyundan sonra filan. Birkaç veli dedi ki mesela, ya dedi biz bile bazen dedi üşeniyoruz dedi. Bu kadar böyle dedi, her öğün diş fırçala, her öğün elini yıka filan, fazla olmuyor mu?
dedi. Şimdi bir grup veli dehşete düştük tabii. Yani hani evet, çocuk bunu zaten öğrenmişken unutturmanın bir manası yok. Ama benim merak ettiğim de biraz bu işte diyoruz ya, hayat gailesi içinde, bu kadar hızlı geçen hayat gailesi içinde bazı noktalardan kopabiliyoruz anneler babalar olarak. Kesinlikle o noktalarda annelere babalara da destek, öyle değil mi? Kesinlikle, o da çok destek. Önemli. O da belki başlı başına mesela bir çalışma şurada, konusu. Şurada mesela bir okulun tesadüfen ziyaret ettiğimiz okulda herkes çok farklı ürünler geliştirmişler. İnanılmaz boyutta. Ama bunlar evet, o okula gittiğim için onlardan aldım. Diğer okullarımızda mutlaka var. Takvimleri var, başka şeyleri var ama anneler babalar ve babalar değerler eğitiminin neden önemli işte. Onlar için hazırlamışlar bak. Hmm. Yani onlar da ihmal etmemişler. Harika. Bunu bir okulumuz hazırlıyor. Yani rehber öğretmenlerimizin hazırladıklarının dışında bunlar hazırlamış. Mesela şu genç bir kızın babasına yazdığı mektup diye bir şey var edebiyatta. Bu çok güzel. Bunlar çok güzel dokümanlar olduğu için ilk görür görmez bunları şöyle getirdim. Şöyle gösterebilirim. Kamera alıyor değil mi? Yani yaratıcılığın önünü açmak. Yani öğretmenler kendileri üretiyorlar bunları. Çok güzel. Her okul ayrı ayrı şeyler gönüllü çıkartıyor. Olarak gönüllü değil. Olarak yapıyorlar. Biz tabii münferit olarak herkes işte takip ediyorsunuzdur mutlaka. İşte Facebook olsun, Twitter olsun. Bu güzel sözler dönüyor ortalıkta ama. Yani bir de okulda ama bizzat. Ama bunu örgütlü olarak değil mi? Bunu hani inanarak sistematik ve olarak sistematik ve akademik olarak verilmesi çok önemli. Aynen. Pedagojik formasyonuna uygun olarak verilmesi. Zira o çocuklara verdiğimiz bir şey çok fazla da gelebilir. Bunu ancak pedagojik formasyonla ayarlayabilirsiniz. Fazla gelen fazla bir işe yaramaz gelebilir, zaten tabii. Öyle değil onun mi? İçin okul öncesinden başlayıp orta öğretime kadar neden? Okul öncesinden aldıklarını pekiştirerek götürmesi lazım, pişirerek götürmesi lazım. Bir anda yüklerseniz kaldıramaz, anlamlı olmaz, bıkkınlık verir. Bıkkınlık vermemesi lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi şurada bu broşürde yine dikkatimi çeken bir bölüm daha var. İşte bildiğimiz tabii çok ünlü, hazmettiğimiz. Evet. Sözler. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol Hazreti Mevlana. Bir olalım, iri olalım, diri olalım Hacı Bektaş Efendi. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Ne kadar aslında derin kesinlikle, anlamı olan kesinlikle sözler Yunus Emre'den. Hep sohbet ediyoruz konuklarımızla, aslında aynı noktaya geliyoruz. Bunlar zaten bizim ahlaki değerlerimizde, dini değerlerimizde. Bizi insan zaten yapan şeyler işte. Bizi insan yapan zaten şeyler ve bunları biliyoruz da. İşte galiba sizler gibi böyle toplum önderleri, öyle değil mi? Biraz daha ön ayak olmaları gerekiyor. Üzerinde durmamız gerekiyor. Üzerinde durmamız İnatla, gerekiyor ki. Israrla durmamız gerekiyor. Yani efendim yenilmek veya pes etmek yok dememiz lazım. Çünkü bu hayat devam ediyor. Hı-hı. Dediğim gibi bu çocuklar, ben şöyle derim arkadaşlarıma öğretmenlere anlatırken. Ben Antalya'dan, Türkiye'de daha doğrusu hakim sayısı kaç kişi alacaklar? 1000 kişi. 1001 yapamam. Doktor 1000 kişi olacaksa 1001 yapamam. Ama o 1000 kişinin içinde Antalya'dan gidip kazanıp mezun olan hakim, doktor, bilmem başka bir mühendis farklı insanlar olması için gayret edebilirim. Hı hı. Onları değiştirebiliriz. Evet, ama onları bir mekanik bir insan gibi değil. Şu vasıflara sahip değil. Ortalama değerlere sahip. O değerleri görsün, tanısın, bilsin. Hangi toplumun hangi kesiminde olursun hiç önemi yok. Hepsinin bu değerlere ihtiyacı var ya. Yani. Onun için de bütün sendikalar burada işbirliği yaptı bizimle, beraber çalışıyoruz. Ne kadar ihtiyacımız olduğu çıkıyor ortaya tabii aslında ki, değil kesinlikle mi? Herkesin ne kadar kesinlikle buna gönüllü olduğu kesinlikle istediği. Yani o zaman biz şimdi Antalya'dan içeri girerken ya olduğumuz gibi görüneceğiz ya da göründüğümüz gibi olacağız. Yoksa giriş yok. Bilemiyorum. Trafik polislerine yakalanabilirsiniz. Trafik polislerine yakalanabilirsiniz. Sayın Valim çok teşekkür ediyorum. Bir hususunu da belirtelim. Buyurun her lütfen şeyse. Özellikle buyurun bu lütfen şu anlamda feedbacklerini alıyoruz ama bir de tabii inceleme değerlendirme. Ne yapıyoruz? Hı hı. Bu manada şurada birkaç rakam vereyim. Disiplin cezası anlamında mesela bakın. Öğretmenlerimizin oranı 1.93'müş yüzde. Değerler eğitiminden önce. Hı hı. Değerler eğitimiyle beraber %1'e düşmüş. Disiplin cezası alan öğretmen sayısı. Evet. Yine tasdikname çok affedelim. Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alanlarda öğrencilerden %28'lerden %15'lere düşmüş. Bunlar vaka, istatistik veriler yani. Evet, öğrenci evet devamsızlığında enteresan düşmeler var. %2.73'ten %2.07'ye düşmüş. Hı hı. Bakın. Çok ciddi rakamlardan ciddi söylüyoruz. Rakamlar bunlar evet. Ne yapıyoruz evet yani, fark ne burada? Hiç bu cezayı azaltalım, şöyle yapalım demiyoruz. Biz dolaylı olarak bu saygıyı verdiğiniz zaman o saygıyı alan bir refleks oluşuyor. Hani bizim şimdi keşke TRT'de de diğer kanallarda da filmlerde araca binenin ilk yapacağı iş kontağı çevirmeden önce kemer takmak olsa belki insanlar, hı-hı, otomatik olarak yerleşecek, refleks gelişecek değil mi? Tabii. Burada da tabii refleksleri geliştirmeye çalışıyoruz. O refleksler geliştiği zaman otomatik olarak disiplin cezası daha az alabiliyor suçları. Şimdi tabii işin içine başka bir boyut da giriyor. Yani bir psikolojik
Yani tabii zaten rehber öğretmenlerimizin tek amacı okullarda ne? Sorunlu öğrencilerin sorunlarını gidermek, onlara yön gösterebilmek, ailelere destek vermek değil mi? Bunu otomatik yapıyorlar. Aslında rehber öğretmenlerinin ciddi manada iş hacimlerini düşürmüş oluyoruz böylece. Başka bir boyutuyla. Mesela size en çok disiplin cezası alan 6 lisemiz. Onların istatistikli verilerini de getirdim. Toplam 9200 öğrenci varmış. Evet. Zaman zaman değişmiş. %3'lerden disiplin cezası %2'lere düşmüş. En sorunlu okullarımızdan. Muazzam. Bunlar tabii ki bizim arzu ettiğimiz şeyler, inşallah daha ciddi manada devam ettiği zaman bakacağız ki bu sorunlar asgari inmiş olacak. Ceza almayan kalmayacak mı? Elbette ki kalacak. Doğru söylüyorsunuz. Ancak bu işte hani bir yandan da insanın aklına gelmiyor değil. Televizyonu açıyorsunuz. O dizilerde vurmalar, kırmalar, öldürmeler, boğazlamalar ve bunlar hani şey. Canım biz kötü olsun diye yapmıyoruz. Biz toplumda ne varsa onu yansıtıyoruz diyorlar. Bunlara karşı nasıl direniyorsunuz? Çünkü o rakamlar çok ciddi şimdi rakamlar. Şimdi şöyle, bu manueller şöyle. Yani hikayeyi okuyup geçme. Benim şu anlattığım basit hikayeyi anlatıp dinleyip geçme değil. Kısaca hikayeyi anlatıyorsunuz. Ben de birkaç tanesini kendi kızımla denediğim için, kızımla mesela disiplin konusunda beraber çalışalım diye küçük bir hikayeyi okudum. Ondan sonra ona soruyorsunuz zaten. Evet. Burada ne yapması lazımdı? Yani sorular geliyor arkasından. Çocuk kendi buluyor aslında yolunu. Kendi antikorunu geliştiriyor. Geliştiriyor kendi kesinlikle. Kendisini kendi kendisini güçlendiriyor. Kendi kendine güçlendiriyor. Neler bulacağı, nasıl gideceği, sadece siz ona rehberlik ediyorsunuz. Neyle? Elinizdeki manuelle rehberlik ediyorsunuz. Mesela bir, bunu da bir söyleyeyim. Ankara'da çok önemli bir kolejimizin sahibi. Ankara'dan New York Üniversitesi ile işbirliği yapan bir okulumuzun sahibi aradı. Sayın Valim, biz eğitmenlerimizle inceledik. Türkiye'deki var olan bütün değerler eğitimiyle ilgili dokümanları, materyalleri inceledik. En uygulanabilir, en uygun sizinkini bulduk dedi. Harika. Biz uygulamak istiyoruz, izin verir misiniz? Biz telif ücret almıyoruz dedik. Hayal seversen memnuniyetle herkes uygulasanız dedik. Ve ondan sonra gönderdik, uygulayacaklarını söylediler. Muhtemelen başladılar uygulamaya. 21 ilimiz yine benzer şekilde alıp bizden uygulamaya başladı. Bunu şu başlattı, biz başlattık derdinde değiliz. Ama geçen sene sadece şeylerde bu rakamlar çok doğru değil ama bıçaklama ve bıçak olayı mesela Türkiye'de çok yaygın. Evet. İnanılmaz yaygın. Bunun önünü nasıl keseceksiniz? Keşke işte bu projeler böyle. Biraz cezaları artıracaksınız. Biraz bunlarla geliştireceksiniz. Yani çok boyutlu yaklaşmanız lazım. Çok yani boyutlu. Eğer aynen multidisipliner yaklaşmazsanız tek boyutluyla ceza yazalım, polisi artıralım. Mümkün değil. Sayın Valim çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok uzun soluklu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nesiller boyu sürmesini diliyorum. Bu anlayışın. Sağ olun. Çok teşekkürler. Antalya'ya selamlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet efendim, şimdi kısa bir ara, biraz bekleyin, tamam, beraber kapatalım. Kısa bir aramız olacak. Nihal bize çocuklar ve spor diyecek, bakalım neler anlatacak. Ardından ayrılmayın, ikinci konuğumuza devam ediyoruz. Türkçe konuşan bebekler ana dilleri olan Türkçe'ye özgü ses özelliklerini ne zaman ayırt etmeye başlar? Bu sorunun yanıtı ODTÜ Bilişsel Bebek Araştırmaları Merkezi'nde. Başka dillerde bulunmayan ünlü uyumu ve sözcük vurgusunun bebekler tarafından nasıl algılanıldığını anlamak isteyen uzmanlar ODTÜ Bilişsel Bebek Araştırmaları Merkezi'nde bir araya geldiler. Merkezin proje yürütücüsü Anet Oğanberger ve doktora öğrencisi Kaya Tuna şimdi günlük rehberde çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Çocuklarınızı hiç korkmadan spora yönlendirin. Düzenli sporun çocukların fiziksel sağlığına ve sosyal hayatlarına sayamayacağım kadar çok faydası var diyen Dr. Murat Kınıkoğlu, çocuğunuzu spora yönlendirmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı konulara açıklık getiriyor. Yakın akrabalarında küçük yaşta ani ölüm olan çocukların doktor muayeneleri ve testler normal olsa bile zorlamalı sporlardan kaçınması, ailesinde uzamış QT sendromu olan çocukların ön kontrolden geçmesi, çocuk spor yaparken bir kez bile olsa bayıldıysa ciddi bir tedbir geçirilmesi, ikinci bayılmadan sonra bir neden bulunamasa bile yoğun spor yapmayı bırakmasının doğru olacağını belirtiyor ve ekliyor. Önceden testler yaptırarak kalp krizinden ani ölüm riskini sıfırlamak mümkün değil ama azaltmak mümkün. Yoğun spor yapan çocukların kalbinin uzman bir doktora dinletilmesi ve EKG çektirilmesi gerekir. EKG, kalbin elektrik aktivitesini gösteren can yakmayan basit bir tetkiktir. Bu sayede genetik yapıyla çocuğa intikal eden long QT ya da Brugada sendromu gibi nadir görülen rahatsızlıklara
erkenden teşhis konur. Her çocuğun EKG kontrolüne alınmasının maalesef bir de dezavantajı var. Spor yapan çocuklarda, özellikle atletlerde masum EKG değişiklikleri olma ihtimali yüksektir. Neredeyse her 10 sporcu çocuktan birinin EKG'sinde hiçbir önemi olmayan masum değişiklikler vardır. Doktorlar haklı olarak risk almamak amacıyla bu değişikliklerin üzerine gider ve gerekmediği halde lüzumsuz ileri tetkikleri ilaveten yaparlar. Evet efendim, döndük stüdyomuza. Konuklarım Bilişsel Bebek Araştırmaları Merkezi Proje Yürütücüsü Annette Hohenberger. Is that right? Evet, doğru. Harika, harika. Ve Utku Kaya, Bilişsel Bilimler Bölümü Doktor Öğrencisi. Hoş geldiniz efendim. Pınar Hanım, çok teşekkürler davetiniz için. Harikasınız, rica ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Önce sizinle başlayalım sevgili Annette. Merkezinizin kuruluş amacını bir anlayalım. Üzerine sohbete devam edelim. Evet. Çevirmeme gerek yok değil mi? Anladınız şu anda mı? Merkezimizin amacı. Evet. Buyurun. Bu TÜBİTAK bir projesi ve öncelikle TÜBİTAK ve ODTÜ'ye ve Enformatik Enstitüsü'ne ve en önemli çalışmamıza katılan ailelere çok teşekkür ediyorum. Bize çok destek oldu. Şimdi İngilizce devam ediyorum ve Utku Kaya çevirecek. Tamamdır. Buyurun. So the purpose of this project is to study the language acquisition of young Turkish children in their first year of life. Yani projenin amacı ilk yılındaki genç bebeklerle, yani erken dönemdeki bebeklerle dil edinimiyle ilgili araştırma yapmak. Neden peki erken dönem? Yaş galiba 6 ve 10 aylık bebekler değil mi? Neden bu dönem? Evet. They are very young. And we know that in the first year of life, although the children cannot speak themselves, they understand already a lot from their language. And they make important transitions in this first year of life. So at 6 months of age, they are still open to all the properties of any language they may encounter. So they could learn Turkish, they could learn German, they could learn English, any language they are want, open to that. But towards the end of the first year of life, they become dedicated to listening and to processing their mother tongue. So a Turkish baby will become dedicated to Turkish and understand more of the features and the properties of Turkish. Biraz fazla oldu, birebir çeviremeyebilirim ama genellikle 6 aylık dönemde, 10 aylık dönemde alıyoruz. Çünkü 6 aylık dönemde daha çok genel özelliklerini edinirken dilin, 10 aylık dönemde konuşmanın hemen öncesi dilin o kendi konuştukları dile özgü özelliklerini edinmeye başlıyorlar. Evet, yani 6 aylık dönemde daha çok genel özelliklerine sahipken 10 aylık dönemde Türkçe'ye özgü özellikler edinilmeye başlıyor. O yüzden konuşmadan hemen önce olsa bile bu özelliklere dair ipuçları elde edebiliyoruz bebeklerden. O yüzden 6 aylık ve 10 aylık bebeklerden. Aslında onu da soracağım. Bu ipuçlarını nasıl elde ediyorsunuz henüz konuşamayan yavrulardan, insan yavrusundan? Ya she asks, how do you get the information about the babies from... Of course, we cannot ask the babies. Because they cannot talk it. Yes. But they can tell us a lot with their orientation, their interest in language. So in our lab, we present them with Turkish words. Some of them are vowel harmonic, some of them are vowel disharmonic, so that's what we are studying in our first study. And we measure how long the children orient towards the source of the sounds, whether they come from the right-hand side or from the left-hand side, and we measure how long they look, how long they listen, and then we see whether they orient differently long between these two different words, stimuli. Yani az önce bahsetmiştik, Türkçenin hani bazı özelliklerini de odaklanabildiklerine, bunların bir tanesi de ünlü uyumu. Her ne kadar konuşamıyor olsalar bile onların tepkileri üzerinden anlayıp anlamadıklarını ölçebiliyoruz. Bunun için de kullanılan bir yöntem var. O yöntemde de aslında baş çevirmeyle tercih yöntemi diyoruz biz buna. Bebeğe uyaranı veriyoruz. Uyaranı belli bir süre dinliyor ve daha sonra sıkıldığında bakmayıp diğer tarafa dönmeye başlıyor. Bu şekilde belli bir süre ilgisi kalıyor bebeğin uyarana. O uyarana olan ilgisi bizim için önemli olmuş oluyor. Bu şekilde ayırt etmiş oluyoruz. Her ne kadar konuşamıyor olsalar bile sesli uyaranlara, konuşma seslerini verdikleri tepkiler üzerinden takip edemediklerini, anlayıp anlayamadıklarını kestirebiliyoruz. Harika. Nice style. Okay, so who are the team members of the project?
We have Kimlerden oluşuyor ekip diye sordum proje evet. ekibi. Utku is one team member. There is Özgün who is also a doctoral student. Hı-hı. We have another master student Enes Avcu. And we yüksek have yüksek lisans öğrencisi Enes de. Yes. Evet. We have it's all students kind of. Aha, yes, but advanced graduate students, and we have advisors. Asla Altan, who used to be a team member, also she is a doktora sonrası öğrencisi, and we also have international advisors to the team. Mm-hmm. Did I forget anyone? We have lots of undergrads also who help. Utku Bey belki unutmaz sayarız. İki tane doktor öğrencisi varız. Ben varım. Bir de Özgün var. Özgün Köksal Tuncer. Bunun haricinde daha önce projemizde olan doktora sonrası araştırmacımız vardı. Aslı Altan. Şu an proje danışmanı olarak devam ediyor. Uluslararası danışmanlarımız var. Barbara Höhle. Potsdam Üniversitesi'nden, Almanya'dan. Yüksek lisans öğrencisi Enes var, onu söylemiştim. Ve bir sürü aslında şu anda projemize destek olan lisans öğrencileri var. Harika. Psikoloji bölümünden, dil bilim bölümlerinden. Gençler. Evet. Youth, nice. Okay, so how do you contact the families? And some, we learned that, you know, something that is a kind of an organ mafia, something. Funny. Evet, yani. Önce bir soralım ne sorduğumu söyleyeyim. Annelerle nasıl iletişim kuruyorsunuz? Organ mafyası zannedenler oluyormuş. Nasıl iletişim kurduklarını öğreneceğiz. İlk dönemlerde ailelerle biz telefonla iletişim kuruyorduk. Yani tek tek ailelerin hani hastaneden aldığımız doğum listesiyle hani 6 aya yaklaştıklarında telefonla arayıp çalışmamıza katılmak ister misiniz diye hani acaba nasıl soruyorduk. Zannediyorlardı organ. Şimdi telefon böbrekler iyi mi? Her şey yolunda. nasıl soruyordunuz? Ne diyordunuz? Şimdi, nasıl açıklıyordunuz projeyi? Yani çalışmadan bahsediyorduk, anlatıyorduk ama tabii telefonla böyle bir hani soru gelince tabii emin olamıyorlar, şüpheleniyorlar. Yani hani acaba organ mafyası olabilir mi? Ne yapacağınızı söylüyorsunuz? Projeyi nasıl anlatıyorsunuz? Projede aynı şekilde hani bebeklerin annelerinin kucağında oturduğunu, onlara işte hoparlörden ses dinlettiğimizi, ışıklar yakıp söndürdüğümüzü, çalışmayı detaylarda anlatıyoruz. Daha da ilgilenirse daha detaylı bir şekilde bilgi veriyoruz. Zaten hani ikna olurlarsa hani bizim ODTÜ'den aradığımıza problem olmuyor. Ama tabii bazı aileler ikna olmayabiliyor. Hani başka birisi olabilir, kandırabilir, gelmek istemiyorlar. Hani o şekilde zor oluyordu ama zamanla hani basında yaygınlaşınca, duyulunca artık aileler kendileri arıyorlar, randevu veriyoruz. Yapılan çalışmaların sonuçlarını almaya başladık mı? So I have to say that this study is still ongoing. Yes. So we don't have any final results. But we may say the following. Henüz tamamlamadık. Yani nihai sonuçlarımız tabii ki yok ama elimizde bazı ilk sonuçlar var. Onlar hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Yes, so this we have actually two studies. The first one about vowel harmony, and there we can say that it seems that already the little ones, the 6 months old, can discriminate between harmonic and disharmonic words. Maybe I can translate here. İki tane çalışmamız var. Bir tanesi ünlü uyumu ile ilgili, diğeri kelime vurgusu ile ilgili. Ünlü uyumu ile ilgili çalışmamızda erken dönemdeki bebeklerin, 6 aylık bebeklerin ünlü uyumunu ayırt ettiklerine dair bulgularımız var. Bunlar nihai sonuçlar değil ama ilk izlenimlerimiz bu yönde. Yani ünlü uyumun Türkçe içerisindeki kelimelerin içinde ünlü uyumu var bildiğimiz üzere. O ünlü uyumunu ayırt edebildiklerini görüyoruz. 6 aylıkken. Yes, so what are harmonic words? For example, I mean you know better than I do. I don't think so. You can say eller, which is harmonic, but you must not say eller, which would be disharmonic. Right. We have these kind of words that we so present. So they can differentiate this. Yes, I mean, these are just preliminary findings. The little ones at 6 months of age seem to prefer listening to the harmonic ones. So they listen more to the regular pattern in the language, whereas the what older ones, the 10 months olds, tend to prefer to listen to the disharmonic ones. So this may be evidence that they have already acquired the regular pattern of Turkish and now get more curious when something unexpected happens. Ben anlıyorum ama lütfen anlatalım. Eksik kalırsa siz de tamamlarsınız. 6 aylık bebekler
daha çok ünlü uyumuna uygun olan sözcükleri dinliyor. Yani ünlü uyumunu tekrar açayım belki de. Hani... Ya işte ellerle eller diyorsanız ellere karşı daha tabii. Böyle bir tepki gösteriyorlar. Türkçe'de çünkü doğru olana tepki gösteriyorlar. Gelen ekler her zaman son hecedekiyle uyumlu oluyor. Yani evet. Hani evet. Masaller diyoruz. Masalar masalar diyoruz. Masaller hiçbir zaman demiyoruz. Evet. Bunlara bakıyoruz fark aslında. Ediyor fark ediyor ve uyumlu olana tepki gösteriyor. Evet. Evet. Ama 10 aylıklara bakınca 10 aylıklarda daha çok uyumsuz olanları dinleme eğiliminde oluyorlar. Yani ünlü uyumun olanları. Neden? Çünkü aslında ünlü uyumun olan yatkınlıklarını edindikten sonra, ünlü uyumunu algılayabildikten sonra daha dikkatli bir şekilde farklılıklara odaklanmaya başlıyorlar. Yani nerede farklılık varsa ona daha uzun süre bakmaya başlıyorlar. It's even earlier than what we thought of, no? Mm-hmm. 6 months, 10 months. Yes. Hakikaten çok erken. 6 aylıkken, 10 aylıkken artık 10 aylıkken farkı fark etmiş, özümsemiş, anlamış. Artık farklı olanlara dikkat etmeye başlıyor, ayırmaya başlıyor. Aslında biz bu dönemi dil öncesi dönem olarak nitelendiririz ama aslında konuşmadan önceki dönem dil öncesi olarak nitelendirmek çok doğru olmayabilir. Konuşmadan önce de dil ile ilgili birçok şey yapıyorlar. Hani bu da onlardan bir tanesi. Hani birebir kelimeleri söyleyemeseler bile cümlenin içerisinden kelimeleri ayırt etmeleri gerekiyor ve ayırt ettikleri kelimeleri kullanabilecek noktaya gelebiliyorlar. Aslında bunun, ben de iki çocuk annesi olduğum için bunun farkını ben gözlemlemişim. Yani konuşmaya henüz başlamadan önce verdiğiniz komutları algılıyorlar daha küçükken. Ama bu kadar küçükken olduğunu açıkçası tabii ki bilmiyorduk. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. So, what is the message on this? The message is that our little ones are really great at figuring out their language already at very very early times. Ben düşündüğümüzden bu çalışmadaki mesaj ne diye sordum. Yani düşündüğümüzden çok daha önceki dönemde aslında birçok dile ait özellikleri ediniyorlar. Evet. Buna dair çok ciddi aslında bulgular edinmiş oluyoruz. Peki çalışmalarınızı nasıl bir ortamda yapıyorsunuz? Bir ücret talep ediyor musunuz çalışmaya? Daha doğrusu ödemek gerekiyor bizim. Gerekiyor mu? Yok hayır tabii için? Ki. Yani çalışmayı... Enstitümüzde, informatik enstitüsünde şu anda iki tane odamız var. Odaların bir tanesinde bebekle annesi bulunuyor. Çalışmayı orada yapıyorlar. Biz diğer odadan onları hiçbir şekilde etkilememek için diğer odadan kamerayla kaydını alıyoruz ve uyaranları diğer odadan veriyoruz. Onlar sadece hoparlörden, ışıklardan dinliyorlar. Annelerin kucağında oluyor zaten. Genelde çok çok seviyorlar. Zaten hani ışıklar yakıp sönülüyor ve karşıdan hikayeler dinliyorlar. Hikayelere verdikleri tepkiye bakıyoruz. Peki, bu tür bir ortamda yapıyorlar. Hani başka bir varsayım da var aslında bir taraftan da. Anne karnındayken bebek o zaman dahi tepki verebiliyor seslere, ayrıştırabiliyor anne sesini, baba sesini diye. Oraya kadar gidebiliyor muyuz? O kadar geriye gidebiliyor muyuz acaba yaptığınız çalışmayla ilgili? Can we also go back to the before the birth? I mean... Yes. Yes, actually. So in their... in the second third of their gestation period in the womb, the fetuses can listen to speech. They don't hear the details, of course, but they hear the general rhythm of the language. And when they are born, one can show that if they listen to their own language, they are actually more interested than listening to a language that comes from a different rhythmic family. Yes. Yani aslında tabii bu 6 aylık ve 10 aylık dönemdeki kadar olmasa bile ondan önceki dönemde de anne karnında dilin bazı ritmik verilerini edinmiş oluyorlar. Doğduğunda da bunu gözlemleyebiliyoruz. Bununla ilgili de çalışmalar var. Anne sesi, baba sesi ve kendi sahip oldukları dil, hani içerisinde konuşulan dil veya başka bir dili birbirlerinden ayırt edilebildiğini biliyoruz. Peki bu yapılan çalışma erken dönemde çocuklarda çıkabilecek işte otizm gibi ya da diğer başka türlü işte rahatsızlıklar, engel, zihin engellilik gibi bu tür çalışmalara da acaba data oluşturabilir mi? Could these studies give some data for autism or the other early term? Yes, that's a good question and it's an important. You're welcome anytime. It's an important question. I cannot answer it at the moment, but I can think of that these are very basic properties that children learn very early on, and we know that children sometimes have difficulty extracting that, so it could be used as a diagnostics in these cases as well. And actually, we have one
advisor to our team also, Başak Alpas, who works at Ankara University, Tıp Fakültesi, and she did also studies on vowel harmony, and at the same time she works at Ankara Tıp Fakültesi, and she does studies with autistic children, so she is an expert in this respect. Şu an olarak tam kesin bir şey söyleyemeyeceğini söylüyor ama tabii ki hani ama erken iyi dönemde soru dedi, onu lütfen çevirelim. Soru çok iyi, çok bir soru. Güzel bir soruydu dedi. Önemli bir soruydu dedi. Evet. Aslında erken dönemde de mutlaka hani otistik çocuklarda da konuşmayla ilgili belli bulgular olabilir. Bunun hani araştırılması gerekiyor. Ekip belki zaten hali hazırda çalışmalar var. Ve şu anda zaten ekibimizde Başak Alpas var. Ankara Üniversitesi'nde psikolog kendisi. O da ünlü uyumu çalışıyordu. Ve aynı zamanda orada otizm çalışıyor kendisi. Onun da bununla ilgili çalışmaları var. Ama şu anda tam olarak detaylı bir şey söyleyemeyeceğiz. Perfect. Thank you so much. We are looking forward to receive the data, which is so important. Okay? So şey sormuştunuz. Ücretli tabii ki ödemiyorlar. Hani tersine biz aslında hani onlara diploma başvurabilirler. İsteyenler olabilir. Benim bir çocuğumla ilgili bir araştırma yapalım. Zaten internete Bilişsel Bebek Araştırmaları Merkezi ODTÜ yazarlarsa ya da BEBEM yazarlarsa hani ulaşabilirler. Adresi de bebem.ii.metu.edu.tr. Telefonunu da bulabilirler. Geldiklerinde de onlara küçük bir diploma veriyoruz. Aa, harika. Harika. Bilim bebeği diploması. Bilim bebeği diploması. Tamam. Çok güzel. Ve işte keple fotoğrafını çekiyoruz ki daha sonra hatırası olsun ki bunu gerçekten hak ediyorlar. Bu kadar erken dönemde böyle bir dile sahip olmak hiç de kolay olmuyor aslında. Çok doğru. Thanks for your efforts in Turkey. Thank you very much. And I would like to thank the sign language interpreter for her great services. Evet, biz de minnettarız kendilerine. I'm also very much interested in Türk işaret dili. Tit. Ve ben biraz öğrendim. Harika. Çok çok teşekkür ederiz. Kutluyorum. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Biz kolaylıklar diliyoruz. Sağ başarılar olun. Diliyoruz. Şimdi kısa bir aramız olacak. Stres hakkında bilgilerimiz var. Ardından müzikle devam ediyoruz. Ayrılmayın. Murat Bulgak. O müziğe henüz 9 yaşındayken TRT Ankara Televizyonu Çocuk Korosu'nda başladı. 1983 yılında kurduğu anonim grubuyla yurt içinde ve yurt dışında konserler verdi, festivallere katıldı. Repertuarında Napoliten aryalardan nostaljik Türkçe şarkılara, 70-80-90'ların pop ve rock şarkılarından caz standartlarına kadar çok geniş bir yelpazede eser bulunduran Murat Bulgak şimdi Günlük Rehber'de. En büyük sorunlarından biri de stres ve bu sorun insan sağlığını ciddi anlamda etkileyip birçok hastalığa neden olabiliyor. Baş ağrısı, uyku bozuklukları, yoğunlaşma güçlüğü, unutkanlık, sinirlilik, mide bağırsak rahatsızlıkları, iş tatminsizliği, enerjisizlik, moralsizlik, çökkünlük ve zaman zaman da panik atak şeklini alan kaygılar sağlığın bozulduğuna dair çok önemli göstergeler. Bu belirtilerden birkaçı yoğun strese eşlik ediyorsa vakit geçirmeden bir uzmana danışmakta yarar var. Çok seneler geçti.
geçti çok, seneler geçti dönen yok, seferinden bir çok ile memnun ki yerinden. Çok seneler geçti çok, seneler geçti dönen yok, seferinden. Çare gönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecek. Bir çok giden memnun ki yerine. Çok seneler geçti çok, seneler geçti dönen yok, seferinden bir çok giden. Muhteşem, muhteşem. Bravo. Su gibiydi vallahi Muratçım. Hoş geldin. Hoş geldin. Alalım seni. Efendim sevgili Murat, senelerce Ankara'nın en ünlü sesi, en muhteşem sesiydi. Şimdi artık Türkiye'de tanımayan yok. Ama arada, masa mikrofonumuzu şöyle, evet. Teşekkür ederim. Onu da böyle koyabiliriz. Şimdi artık tanımayan yok. Olur'a. Hani varsa diye bir Murat Bulgar. Vardır illaki. Varsa diye bir tanıyalım Murat Bulgar. Ben aslen Ankaralıyım. Evet. Ama 15 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Yıllar önce işte ilk okul zamanlarında, ortaokul zamanlarında Anonim diye bir grup kurdum. Efsane Anonim, efsane. Hala o zamanlar ama yine yapıyoruz bir şeyler değil mi? 33 yıldır aslında tabii. Hala beraberiz. Anonim konser veriyor deyince yer yerinden oynardı ya. O işte liseler, o zamanlar, üniversite, evet, gençliği falan hepimiz akardık. Evet. Çok keyifli zamanlardı onlar. Anonim devam etti. Ondan sonra bir 14 yıl ara verdik. 2006'da tekrar bir araya geldik. 14 yıl, hani bir yıl ara verdik demek ki. Biz aslında bırakmıştık. Yani tamamen bırakmıştık. Çünkü Türkiye'deki müzik gelişimi bizim düşündüğümüz gibi olmadı. Bizim gelişimimiz de bizim düşündüğümüz gibi olmadı. Türkiye'yi bilemem ama sizin kendi belki farklı olmuştur. Yani bir dönem öyle 92 yılında bir ayrıldık. Ondan sonra 2006 yılında tekrar bir organizasyon oldu. Bir araya getirdiler bizi. Başkaları getirdi. Sonra baktık ki güzel oluyor. Devam ettik. Sonra ben solo programlar da yapmaya başladım. Yaklaşık 7 yıldır eski 45'likler söylüyorum. Harika. Ses ama çok tok tok, dolu dolu. Otü Fizik ve Hacettepe işletme üzerine konservatuar dermişim. Öyle bir şey yok. Niye? Konservatuar, nasıl oldu? Konservatuar hiç düşünmedim. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de sadece müzisyen olmak, sadece müzisyenlikle hayatını idame ettirmek çok kolay bir şey değil. Bunu yapabilenlere çok gıptayla bakıyorum, çok da özeniyorum, çok da takdir ediyorum. Onun için bizim grubumuzun zaten hep şeydir, herkesin bir işi gücü vardır. Biri doktordur, biri mühendistir, işte benim gibi biri işletmecidir, fizikçidir. Ama biz bir araya gelip hafta sonları müzik yapan bir artık veteranlar grubu diyoruz biz kendimize. Eski topraklar bir araya gelip böyle müzik yapıyoruz. Harika. Peki repertuar hali geniş Murat'cığım. Ben kimle konuşsam onu da söyledi diyor başka bir tarz. Bunu da söyledi diyor o bambaşka bir tarz. Nasıl olabiliyor böyle? Şimdi benim çok fazla değişik tarzlarım var. Benim asıl eğitimim TRT korolarından klasik batı müziği. Ona yönelik bir takım şeyler söylüyorum. Ama bunun yanı sıra zaten rock devam ediyor. Anonimle rock müzik devam ediyor. Eski 45'likler deyince zaten o çok geniş bir
yelpaze. Kesinlikle. Ayda iki tane eski 45'lik konseri veriyorum. Bazen canım sıkılıyor, sanat müziği konseri yapalım diyorum. Sanat müziği söylüyorum. Kumsal şarkıları yapalım diyorum. O kafaya göre tam. Gitar, klavye eşliğinde çıkıyorum. Kafama ne gelirse söylüyorum. Kafana gelebiliyor değil mi? Rahat kafan, açık olduğu için. Tabii açık. Her türlü etkiyi açıyorum. Her türlü etkiyi açıksın. Harikasın. Peki ekiple, o anonim diyorsun ya, 30 senedir aslında beraberiz. Onlar da böyle sen her türlü açıkken, onlar da uyuyorlar değil mi böyle istediğin yerlerde? Anonimle işte ayda iki tane konser verebiliyoruz. Çünkü onların da çok yoğun iş programları, benim de çok yoğun. Onlarla iki tane konser veriyorum. İki tane de 45'lik konseri veriyorum. Çok fazla görüşemiyoruz tabii. Çok yoğun herkesin işi. Evet. Doğru. Ama hafta sonları cumartesi sahneye çıktığımız zaman her şeye kaldığı yerden devam ediyoruz. Aynen öyle. Peki Ankara'da program nedir? Gelmek, dinlemek isteyenler var. Bu gece eski 45'likler konserim var, evet. Harika, harika. Peki seninle biz programı kapatalım istedik. Hatta eğer izin verirsen seneler sonra bir hayranın olarak böyle vallahi böyle anonim çıkardı. Hepimiz ağzımız açık, heyecanla böyle keyifle dinlerdik. Şimdi ben biraz böyle bir sana vokal yapmak istiyorum. Zevkle, programı zevkle, bu şekilde kapatalım. Zevkle. İstiyorum izin verirsen. Efendim programımızın sonuna geldik. Bugünlük de hoşça kalın. Murat ve ben şarkımızla vedalaşacağız efendim. Bugünlük hoşça kalın. When I
often cry. Did you finish? How have I feel? My shadow of losing. And now, as tears subside,